Metropolitan Sanat Müzesi'nin ikinci katında bugünün Suriye topraklarında bulunan antik şehir Palmira'dan gelen mezar portrelerini inceliyoruz. Palmira, çölün kenarında adeta bir vaha gibi olan ve Roma İmparatorluğu ile Asya arasındaki karavan yolu üzerinde bulunan bir şehirdir. Akdeniz'i Orta Asya'ya ve Çin'e bağlayan İpek yolunun çok kritik bir kısmı olan bu karavan yolu, geçmişte Palmiralıların kontrolü altındaymış. 2015 ile 2017 yılları arasında ise Palmira Işit tarafından yağmalanmış. Işit medyanın ilgisini çekebilmek için elindeki tüm kaynakları kullanmak istiyordu ve çektikleri video sayesinde Palmira onlar için biçilmiş kaftandı. Işit buraya doğru 5 günlük bir çıkartma yaptı. Amerikan silahlı kuvvetlerinin IŞİD'e karşı operasyon yaptığı dönemde birçok Amerikalı ve yabancı arkeolog IŞİD'in Palmira'ya doğru ilerlediğini görünce bu alanın korunması gerektiğini savundular. Ama hiçbir yanıt alamadılar. Ve alanın korunması için hiçbir önlem alınmadı. Bu olay, kültürel mirasın ve sanatın bu kadar önemli sayıldığı 21. yüzyıl için gerçekten de utanç verici bir olay. Dünya kültürel mirasının bir parçası kabul edilen bu yer korunamadıysa, insan ister istemez kültürel mirasın ne olduğunu sorguluyor. Bunu aslında çifte da diyebiliriz. Öncelikle IŞİD'in Palmira'yı ele geçirip kendi propagandası için kullanmasına izin verildi. Ama daha da önemlisi Palmira harabeleri geri döndürülemez biçimde hasar gördü. Amerikan kuvvetleri ya da Esad rejimi IŞİD'i Palmira'dan uzak tutabilseydi bu trajedi belki de yaşanmayacaktı. Orta Doğu'daki bu savaşlar 21. yüzyılda bile kültürün ne kadar önemsiz göründüğünün birer kanıt. Kültür hükümetlerin öncelik listelerinde en son sırada yer alıyor. İnsanların benliklerini oluşturan şey kültür olduğu için, kültürün uzun vadede son derece önemli bir şey olduğunu anlamalıyız. İnsanlar kültürel mirasa gelen zararın benliklerini ve kimliklerini nasıl etkilediğini öğrenmek zorundalar sadece ölümler, işkence ve zoraki göç değil kültürel alanlara verilen zarar da bir vatanı vatan olmaktan alıkoyan şeyler arasındadır. evet şimdi en başa dönersek karşımızda 6 adet rölyef var. bunlar palmira şehrinin dışında bulunan kulelere yapılan mezarları kapatmak için kullanılan taşlardı. evet bunlardan daha binlerce var ve bu rölyefler 18. yüzyıldan beri toplanıyor. IŞİD Palmira'yı sadece yıkmakla kalmadı. Eserleri yağmalayarak kanun dışı satışlarla kar da elde etti. Palmira istikrarsızlık ve emniyet eksikliği yüzünden zaten yağmalanmaktaydı. IŞİD yağmalamayı belirli kurallar çerçevesine soktu. Tarihi eserleri doğal kaynaklar olarak kabul edip alıcıları vergilendirerek para kazandı. Bu kurallara uymak istemeyen diğer yağmacılar ise ellerindeki büst ve figürinleri IŞİD'den saklayarak el altından sattılar. Bu aslında geçici bir durumdu. IŞİD yüzünden kule mezarlarda 2015'te çok büyük zararlar gördü. IŞİD en az hasar görmüş ve en büyük olan yedisini seçerek yerle bir etti. Kuleleri birer birer patlattılar. Hatta bazı patlamaları canlı yayında paylaştılar. Bazılarını ise uydu görüntüleri aracılığıyla bulduk. Arkeoloji dünyasını belki de en derinden sarsan olay, uzun zamandır buranın antik direktörlüğünü yapan, hayatını buranın korunması ve araştırılmasına adamış olan Halit al-Asad'ın cinayetidir. Halit al-Asad, Palmira doğumlu Suriyeli bir arkeolog. Palmira onun hayatıydı. Muhtemelen Palmira'yı, oradaki her bir taşı ondan daha iyi bilen yoktu. IŞİD'in tehditlerine rağmen buradan ayrılmak istemedi ve IŞİD tarafından hunharca katledildi. Bu kriz henüz sona ermedi. Ama geleceğe baktıkça arkeoloji çevreleri, arkeolojik eserlerin korunması gerektiğini düşünen çevreler, daha da önemlisi Suriyeliler, tüm bu yıkımlardan sonra geriye nasıl dönüleceğini, hasarın nasıl onarılacağını düşünmeye başladılar. Geçmişe bakıp her şeyi, Yıkım olaylarını bile belgelemeliyiz. Uluslararası organizasyonlar mesela UNESCO, şu an bir yerlerde sığınmacı olarak yaşayan Palmiralılara danışmadan kararlar almamalı. Suriye iç savaşını ve yıkımı anlayarak antik tarihi ve yıkımın tarihini nasıl anlatacağımıza karar vermeliyiz. Gelecekte burayı ziyaret edecek olanlar Aynı Nazi Almanyası'nın sebep olduğu ve bugün bile gözlemlenebilen hasar gibi buraya da benzer bir şekilde yaklaşmalılar. İşte bunun içinde bu modern olayın hikayesini nasıl anlatacağımız çok ama çok önemli. Hiçbir şey olmamış gibi yıkımın izlerini örtmek yerine insanların burada neler olup bittiğini bilmeleri ve bundan ders çıkarmaları çok önemli.